yavaş canım. Dingo'nun ahırı mı acaba burası? İnsan bir kapıyı çalar. Hem hayırdır Arzu Hanım? Hı? Sizi hangi rüzgar attı acaba benim odama? Aa dur tahmin edeyim. Beni özlediniz. Ama buraya kadar gelmenize gerek yoktu. Söyleseydiniz ben bir fotoğrafımı yollattırırdım size. İstersen sen espri yapma Meltem. Ya da yap tabii de ben gittikten sonra yap. Vay 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 vay. Hem çok uzun zaman sonra benim odama gelin... ...hem de benimle böyle konuşacak cesareti kendinizde bulun. Hayırdır Arzu Hanım, ne oluyor? Hiç bir şey olmuyor da. Tarık'la konuştum. O yüzden de yanına uğrayayım dedim. Öyle mi? Selam mı söyledi yoksa bana? Siz de ona selam söyleyin, çok özledim. Meltemciğim, sen şimdi böyle neşelisin ya... ...ben de haberleri alınca böyle neşelendim biliyor musun? Hem de ne haberi aldım biliyor musun? Bu evdeki son neşeli günlerinmiş, onu öğrendim. Öyle mi? Yazık size. Acaba şu gereksiz özgüveniniz nereden geliyor? Müjdemi isterim. Yakındaki duruşmada %100 boşanacakmışsınız. Artık kaçacak yerin kalmadı Meltem. Bu da demek oluyor ki bu ailede, bu evde senden ilelebet kurtuluyor çok şükür. Ah Arzu Hanım, ah. Sizce bu mesele boşanmakla çözülecek mi? Siz öyle mi sanıyordunuz? Sizce ben burada basit bir imza yüzünden mi duruyorum hala? Bu kadar komiksiniz ki Arzu Hanım. Bazen beni çok güldürüyorsunuz. İster ağla ister gül Meltemciğim. Bu evden defolup gideceksin. Ben de senin gidişini büyük bir keyifle izleyeceğim. Ama şu an benim odamda olduğumuza göre... ...siz benim odamdan defolup gideceksiniz. Hemen! Çıkın odamdan çabuk. Meltem yeter. Vallahi mahkemeyi falan beklemem, seni kapı dışarı ederim, benim sabrımı zorlama. Öyle mi Arzu Hanım? Zorluyorum sizin sabrınızı. Ne yapacaksınız? He? Biraz daha devam edersen ne olduğunu göreceksin Meltem. Siz bana hiçbir şey yapamazsınız Arzu Hanım. Anladınız mı beni? Hiçbir şey. Oh. Vallahi özlemişim ya bu ikilinin tartışmalarını. Ne zamandır sesleri gelmiyordu. E tabii evde bir eksiklik hissediliyor yani, alıştık artık. Niye kapışıyor yine bunlar? Tarık'ın mahkemesi var ya bu aralar. Arzu da nasıl olsa boşanacaklar diye Meltem'in üstüne gidiyordur işte. Tabii tabii, duydum zaten. Gönderirim falan diyordu da o iş biraz zor. Hayal görüyor yengem. Meltem ya bu. Bak kalmayı kafasına koyduysa mahkeme falan dinlemez kalır. Ha gitmek zorunda kalırsa da vallahi bu evi başımıza yıkar öyle gider. Kötülükler kraliçesi ya. Peki sence gitmesi mi daha iyi olur? Kalması mı? Vallahi anne baktığın zaman Meltem'in şirkette hisseleri var değil mi? Yani ben yanımızda yakınımızda olmasından hiç şikayetçi olmam. Hayır ben bu evin meraklısı falan da değilim anladınız mı? Kalmışım gitmişim umurumda bile değil artık. Sen bu evde kalabilmek için ne tür planlar çeviriyorsundur ben bilmez miyim Meltem? İşte umudun kalmayınca boş boş konuşuyorsun. Arzu Hanım, hatırlatırım. O şirketin hatırı sayılır bir kısmı bana ait. Bana ev çok. İstediğimi alırım, istediğimde yaşarım ama siz... ...siz o hisseleri bir ömür benden alamayacaksınız. Meltemciğim, onlar sadece kağıt. Benim imza yetkimi olmadan hiçbir anlamı yok. Olabilir. Ama bana ait. Benim. Yani bu ne demek? Aldığınız her kararda ben de söz hakkına sahibim. Öyle artık kafanıza göre at koşturamayacaksınız. Boşandıktan sonra bu soyadını taşımayacaksın ya Meltem. Çok şükür, çok şükür. Çünkü sen bu soyadına yakışmıyorsun. Aman! Çok meraklıydım sizin o uğursuz soyadınızı taşımaya. Çok üzüldüm ya. Bakın içim parçalandı. Sayılı günlerin keyfini sür Meltem. Çünkü günlerin bittiği zaman değil bu eve, bu semte bile adımını atamayacaksın. Bunu da böylece bil.
Avukat bey, bu Meltem'in elindeki hisseleri almak için bir yol var mı? Yani elimizden bir şey gelir mi bu konuda? Arzu Hanım, daha önceden de size söylemiş olduğum üzere bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.